Bir hayvanın acı çektiğini görseniz ne yapardınız? Yardım eder miydiniz? Muhtemelen yardım ederdiniz. Tıpkı birazdan videomuzda bahsedeceğimiz nazik insanların yaptıkları gibi. İşte karşınızda yardıma muhtaç hayvanları yalnız bırakmayan insanlar. ...2019 yılında bir sokakta boynuna "Yardım edin lütfen" yazılı bir notla bağlanmış bir köpek yavrusu bulunmuş. Olayın hangi ülkede yaşandığını bilmiyoruz. Zavallı köpek boynundaki yazıyla kendisini kurtaracak kahramanı çaresizce bekliyormuş. Henüz bir aylık olan yavru köpek yolda yürüyen kişiler tarafından fark edilmiş. Yardımsever kişiler hemen hayvanlara yardım edip onları iyileştiren bir kuruluşa haber vermişler. Köpeğin yanına gelen ekip yavru köpeğin çok aç olduğunu fark etmişler. Bu yüzden ilk olarak köpeğe süt verip karnını doyurmuşlar. Daha sonra da barınağa götürüp fiziksel ve psikolojik yaralarını iyileştirmişler. Peki siz yol kenarında böyle tatlı yardıma muhtaç bir köpek yavrusu görseydiniz ne yapardınız? Ona yardım eder miydiniz yoksa görmezlikten mi gelirdiniz? Sıradaki kurtarma hikayemiz Hindistan'dan. Animal Aid Unlimited adındaki hayvan yardım kuruluşu, katranda mahsur kalmış yavru köpekler ihbarı üzerine olay yerine gitmişler. İki yavru köpek neredeyse hayatlarını kaybediyorlarmış. Çünkü bir insanın yardımı olmadan bulundukları yerden kurtulmanın bir yolu bulunmuyormuş. Gördükleri manzara karşısında dehşete kapılan kurtarma ekipleri ilk şoku atlatınca onları kurtarıp barınağa getirmişler. Vücutlarının çoğunu kaplayan katranı yağla yumuşatmaya başlamışlar. Ancak bu çok uzun zaman almış. 3 gün boyunca köpekleri katrandan kurtarmaya çalışan ekipler aynı zamanda köpeklerin karnını doyurmuş ve diğer tedavilerini de yapmışlar. Sonunda tüm işlemler bitmiş ve yavru köpekler kurtulmuşlar. Neyse ki yavruların annesi de bulunmuş ve aile mutlu bir şekilde tekrar bir araya gelmiş. Bu sefer genç bir atmacanın kurtarılma hikayesine şahitlik edeceksiniz. Yaban hayatı kurtarıcıları yaralı bir genç atmacayı fark etmişler. Elbette ona hemen yardım etmeye karar vermişler. Ancak yaramaz hayvanı kurtarmak hiç de düşünüldüğü gibi kolay olmamış. Atmaca kendini korumak için epey uğraşmış ama sonunda kendini güvenli ellere teslim etmiş. Merkeze götürülüp röntgen çekilen atmacanın bir kanadında kırık tespit edilmiş. Kuşun hayatta kalması için ameliyat olması gerekiyormuş. Atmaca operasyondan 3 hafta sonra tamamen iyileşmiş ve kurtarıcılarının da yardımıyla özgürlüğüne kanat çırpmış. Köpekler maalesef genelde sahipleri onları sokağa attıkları için başıboş olurlar. Bu terk edilmiş çoban köpeği de bir parkta bulunmuş. Kurtarıcılarını görür görmez heyecanlanan köpek büyük bir hevesle onlarla iletişime geçmek istemiş. Barınağa getirildiğinde zavallı köpeğin uzun süredir kulak enfeksiyonu problemi yaşadığı ortaya çıkmış. Bunun üzerine veterinerler köpeği tedavi etmek için uygun antibiyotik tedavisine başvurmuşlar. Bunun yanında köpeğin hem fiziksel hem de zihinsel travmalardan kurtulmasına yardım etmişler. Tekrar hayata dönen köpek ise biri onu sahiplenene kadar barınakta kalacak. Bu adam komşusunun kedisinin küçük kuşu ağzına aldığını görmüş ve hemen kuşu kurtarmak için harekete geçmiş. Kuşu kedinin ağzından kurtarınca onun henüz yumurtadan çıkmış yavru bülbül olduğunu fark etmiş. Adam yavru kuşa PT ismini vermiş ve karnını doyurmaya çalışmış. Ama zavallı kuş gagasını açmamış ve vücudu buz gibiymiş. Bunun üzerine adam zavallıyı nefesiyle ısıtmış ve ardından onun için bir basit kuluçka makinesi yapmış. Ancak kuş yemek yemeyi hala reddediyormuş. Adamın aklına çılgınca bir fikir gelmiş. Yavrunun olması gereken yuvaya gitmiş ve annesinin sesini telefonuna kaydetmiş. Daha sonra yavru kuşun yanına gelip sesi açmış.
Sesi duyar duymaz yavru kuş yemeye başlamış. Küçük bülbül gitgide daha fazla yemek yemiş ve en sonunda iyileşmiş. Zaman geçmiş ve Petey sevimli, yetişkin bir bülbüle dönüşmüş. Kâr amacı gütmeyen organizasyon Hope for Paws, Los Angeles'ta bir nehrin kenarında yardıma muhtaç iki yavru kedi ihbarı almışlar. Ama oraya geldiklerinde yardıma ihtiyacı olan bir hayvan daha görmüşler. Zavallı fare kuru yaprakların üzerinde hareketsiz durmaktaymış. Bunun üzerine kurtarma ekipleri hayvanı taşıyıcıya almışlar ve yavru kedileri aramaya başlamışlar. Sırayla saklanan zavallı kedileri bulmuşlar ve onları da taşıyıcıya koyup barınağa götürmüşler. Öncelikle barınakta veterinerler farenin zehirlendiğini öğrenmişler. Yavru kedilere gelince onlar mutlularmış. Sadece insan eline alışmak için biraz zamana ihtiyaçları varmış. Kenya Yaban Hayatı Servisi helikopteri bölgede gezinirken bir tepede hastalıkta annesinin yanında duran yavru bir fil görmüş. Bunun üzerine kurtarma ekipleri olay yerine gelmişler. Ama onlar geldiğinde zavallı bebeğin annesi çoktan hayatını kaybetmiş. Anne fil için artık yapılacak bir şey olmasa da hala yavru fil için yapılacak çok şey varmış. Yoğun çalılık yüzünden helikopter daha yakına uçamamış. Bu yüzden yavru fili insanlar kendileri taşıyarak helikoptere götürmüşler. Zor da olsa yavru fili helikopterin beklediği yere indirmeyi başarmışlar. Yavru fil yaban hayatı servis merkezine geldiğinde korkmuş bir haldeymiş ve insanlar onu sakinleştirmek için çok dikkatli davranmışlar. Bebeğin muayene edilmesi ve müstakbel evine alışması için güvenli bir yerde onu yalnız bırakmışlar. Birkaç gün sonra yavru fil diğer fillerin olduğu alana götürülmüş. Oradaki yaşlı dişi fil yavru fili beladan kurtulmak ve ona gerekli bazı şeyleri öğretmek için ona iyi bakmaya başlamış. Barınak çalışanları ise yavru file Rojo adını vermişler. Yavru fil ise iyileşene kadar barınakta yaşamış. Videomuzun sonuna geldik. Peki siz yardıma muhtaç bir hayvan gördüğünüzde ne yapardınız? Yardım eder miydiniz? Yoksa görmezden mi gelirdiniz? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.